Merhaba arkadaşlar. Semantik UI Responsive Web Tasarım dersine devam ediyoruz. Geçen dersimizde sayfamızın ana bölümünü bitirmiştik. Şimdi en son projemize bakarsak projemizin bitmiş hali. Bu dersimizde şuradaki services alanı üzerinde konuşacağız. Bu aynı zamanda semantik UI'ya ait olan grid, row, column, container gibi arkadaşlar class'lar üzerine bahsedeceğiz. Şimdi Semantic UI'da grid yapısı diğer kütüphanelerde olduğu gibi genelde sıra ve sütun mantığına göre ilerliyor arkadaşlar. Mesela örnek olarak şuradaki services alanımıza baktığımız zaman bunu dikkat ederseniz container'ın içerisinde bir grid alanımız var. Bunu mesela ben şöyle iki tane satır olarak düşünmüşüm. İlk satırımız tek bir sütuna sahip. İkinci satırımızda arkadaşlar 3 tane farklı sütuna sahip. Bu şekilde tasarlarken bu şekilde düşündüm ve bu yapı üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi kendi sayfamızı kodlamaya geçmeden önce Semantic UI'nin grid yapısı ile ilgili hazır olan kodlar var arkadaşlar. Ben şimdilik bunların tamamını bu derste anlatmayacağım çünkü grid yapı üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Örnek olarak kullanacağım belli kodlar var. O kodlar üzerinden grid yapıyı konuşmaya başlayacağız. Bunlar projemizle ilgili değil arkadaşlar. Yalnızca gösterme amaçlı. Şimdi ilk şurayı kodumuzu kopyalıyorum. Geliyorum projeme. Halen pusher class'ın içerisindeyim arkadaşlar. Ben yalnızca şuraya br etiketleri ekledim ki şurada aşağıya doğru çekebileyim. Yani çalışma alanımı daha rahat görmeniz açısından. Şuradaki BR kodlarının yalnızca o anlamı var. Projemiz açısından başka hiçbir anlamı yok. Şimdi öncelikle Services alanını ayrı bir section olarak düşündüm. Buradaki farklı bölümleri ayrı bir section olarak düşündüm arkadaşlar. Onun için geliyorum. Hemen buraya section ID diyorum. ID olarak Services ve sonrasında bu section'ları bir box kutu içerisine alacağım için her birine şöyle class isimleri veriyorum arkadaşlar. Buraya ne diyelim? Şöyle sj-section şeklinde kendi kullanacağımız class isimlerini verdim. Tekrardan söylüyorum. Bu section'ımız halen biz pusher class'ın içerisindeyiz. Dikkat ederseniz pusher class'ını kapatan div burada. Section'ımızı hangi divin altına yazıyoruz? Buradaki segment'in altına yerleştiriyoruz. Oraya dikkat edelim. Şimdi bunun içerisine biraz önce kopyaladığım kodu yazıyorum arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz bir tane grid yapımız var. Grid yapısının içerisine sütunları yerleştirmişim arkadaşlar. Şimdi bunun sayfamızı görünür şeklinde bakalım. Şimdi bu şekilde dikkat edersiniz. Bir görüntüsü var. Hemen inceleyelim şöyle. Şöyle biraz daha. Ekranı düzenleyeyim. Daha rahat bir şekilde şöyle mümkün olduğu kadar yer ayrılsın bize. Hatta şunu da şöyle yaparsak daha rahat görebiliriz. Şimdi dikkat ederseniz her bir ilk başta bulunan 4 sütun için arkadaşlar for white şeklinde class'lar var. Bunlar ne? Şimdi semantik UI'deki arkadaşlar grid yapısı 16 ayrı sütundan oluşur. Mesela bu tusapta 12 iken semantik UI'de arkadaşlar 16 sütun yapısı vardır. Biz grid'in içerisinde ne yapıyoruz? Önce diyoruz ki 4 sütun genişliğinde bir 4 genişlikte bir sütunumuz olsun. Şurada görmüş olduğunuz gibi 4 bunların hepsi birbirine eşit 8, 12, 16 şeklinde gidiyor. Şimdi ikinciye de demişiz ki yine 4 genişlikte olsun. Üçüncüye de 4 genişlikte, dördüncüye de 4 genişlikte olsun. Bakın biz burada hiçbir şekilde row class'ı kullanmadan ne yapmış burada? 16 tamamlayınca arkadaşlar kendisini otomatik olarak ikinci satıra artmış mesela. Şuradaki
5 yazan aladığımız şurası nedir? Burası mesela 2 genişliğinde. Sonra 8 genişliğinde bir sütunumuz var. 2, 8, 10 yapıyor. Sonra da 6 genişliğinde bir sütunumuz var. Yani grid yapısında toplam 16 sütun genişliği yapısı hakim. Mesela burada şimdi dikkat ederseniz biz semantik yöyü konuşurken ne demiştik? Klaslar birbirinden farklı. Mesela geliyorum şurada hemen grid klasını dersem ki container yazalım buraya. Container yazıp baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi ne oldu? Grid yapısını bir container'ın içerisine aldı. Şurada arkadaşlar dikkat ederseniz negatif bir margin var. Bu da grid yapısının default bir marginine geliyor. Hemen inspect edelim. Daha iyi görün. Geldiğimiz zaman pusher'ın içerisine giriyoruz. Şurada section'ımız var. Şurada grid'in içerisine girdiğimiz zaman, grid'i seçtiğim zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurada ne var? Margin tab eksi bir olarak grid yapısına ait bir margin tab var. Bunu mesela uncheck ettiğim zaman şuradaki eksi margin, eksi tab margin'den kurtulmuş oluyoruz. Şimdi ikinci olarak hemen şuradaki yapıyı kullanalım. Giriyorum bu kez. İkinci yapımızı yapıştırdım. Burada dikkat ederseniz ne diyoruz? Bu kez for column şeklinde gridimize diyoruz ki sen 4 tane sütun kullanacaksın. Tamam mı? 4 tane sütun kullanacaksın diyoruz. Burada dikkat ederseniz row'umuzun içerisinde kaç tane sütun var? 1, 2, 3. Biz 4 tane sütun kullanacağız demiştik. Bu neyi yol açıyor? Bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3 tane sütun kullanılmış ama 4. sütun boş bırakılmış. Ve bunu row kalası içerisinde alıyoruz ki diğerlerini, diğer sütunları hemen otomatik olarak ikinci satıra ekle. Mesela hemen şurada kafanız karışmasın. Mesela biz burayı da şöyle bir div class row şeklinde ikinci sütunları da şöyle bir row kalasının arasına aldığımız zaman dikkat ederseniz yapımızda herhangi bir değişiklik yok. Ben de zaten genelde role class'larını kullanıyorum. Yani sonradan bana daha kolay şey geliyor bu şekilde role'lar içerisinde okumak. Hemen diğer yapımıza bakalım. Geliyorum şöyle. Hemen diğer yapımızı da yazdık. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir yapımız var. Ama hemen daha şey olması için grid'imizi container klasının içerisine alalım. Burada arkadaşlar diyoruz ki yine dikkat ederseniz bu kez for column'u neye yazdık? Grid'e yazmadık. Bu kez sütunun kendisine yazdık. Tekrar ediyorum. Neden? Çünkü buradaki klasların her birisi arkadaşlar birbirinden ayrı olan klaslar. Biz for column'u row'a da uygulayabiliriz, grid'e de uygulayabiliriz bu sebepten dolayı. Şimdi burada geldik. Ne demişiz? 4 sütundan oluşacak row'umuz. İlk row'umuz 4 tane sütundan oluşacak. Bakıyorum. 4 tane sütundan oluşmuş. Hayır. 1, 2 tane sütundan oluşmuş. Ve hatta şu ikinci sütun ne yapmış? Arayı boşluk bırakacak şekilde sağa yanaşık olarak yazılmış. Bunları bize sağlayan klaslar ne arkadaşlar? Left floated ve right floated şeklinde ne olmuş? Görmüş olduğunuz gibi buradaki klasları sola ve sağa yanaştırmış. Peki bunları kaldıralım. Ne olacak? Geliyorum. Left floated klasını kaldırdım. Sonra right floated klasını da kaldırdığım zaman görmüş olduğunuz gibi ne yapıyor? Soldan yazmaya başladığı için hemen sütunları solda kırmızı var. Onun yanında mavi var. Mesela biz buraya gelip bir tane hemen şöyle yeşil bir sütun ekleyeyim.
Geliyorum ve şuraya diyorum ki yeşil bir sütun eklediğim zaman ne yapacak arkadaşlar? Bu kez üçüncü olarak yeşil sütunu aldı. Şu dördüncü sütun halen boş. Sonrasında ne yapıyor? İkinci rovumuza geçiyor. Şimdi ikinci rovda önemli bir durum var. Şimdi dikkat ederseniz biz sütunlara herhangi bir şekilde bir genişlik verdik mi? Hayır, vermedik. Red, blue, green. Yalnızca green, yalnızca 4 tane sütundan oluşmasını istiyoruz buranın. Herhangi bir genişliğini belirtmiyoruz mesela. Şimdi aşağıya gelirsek diyoruz ki 3 white, yani burası 3 birim genişliğinde bir sütun olsun. Burası 8 birim genişliğinde bir sütun olsun. Burası diyoruz ki 5 birim genişliğinde sütun olsun. Dikkat ederseniz 3, 8 ve 5 birbiriyle orantılı olarak genişliklerini veriyor arkadaşlar. Şimdi genel olarak grid, sütun, satır, yani grid, row, column yapısı böyle. Dediğim gibi bu grid yapı üzerine daha fazla da konuşacağız. Çünkü projemizde farklı farklı grid yapıları var arkadaşlar. Mesela şuradaki About Us bölümünün farklı bir grid yapısı var. Orada da gerekli olan klaslar üzerine konuşacağız. Şimdi böyle genel bir açıklama yaptıktan sonra eğer oturmadıysa çok normal. Şöyle silip örnek üzerinden daha rahat anlaşılacağını düşünüyorum. Şimdi geliyorum bu section'ımızın içerisinde grid yapısını yerleştireceğiz. Hemen bunun için diyorum ki div class UI diyorum arkadaşlar. Sonra dikkat ederseniz ben burada section alanında tasarımın neyden oluşmasını istiyorum? 3 sütundan oluşmasını istiyorum. Geliyorum. Diyorum ki UI 3 column grid. Ve sonra ben buranın container'ın içerisinde olmasını istediğim için buraya container klasında yerleştirdim. Hemen container klasını yerleştirdikten sonra ne yapıyorum? Grid'imizi yerleştirdikten sonra row. Row'ları yerleştiriyorum şöyle. Bir, iki tane row'um var. Hemen diyorum ki div class row diyorum arkadaşlar. Sonra bu row'un içerisinde ne yapıyorum şöyle? Div class ne diyorum buraya? Sütun diyorum arkadaşlar. Sonrasında bu sütunumuzu, satır ve sütunumuzu yazdık böyle. Ne yapacağım şimdi? Burada dikkat ederseniz ilk satırımda ne var? Şöyle bir başlığım ve şurada bir paragrafım var. Hemen bu başlık için diyorum ki bu kez E2'yi kullanacağım. E2 kullanacağım klaslar yine UI header semantik UI klasları. UI header dedikten sonra ben buraya SC-H2 şeklinde sonradan kendim kullanacağım bir klas ekliyorum. Ve araya diyorum ki services şeklinde yazalım. Sonra bunun altında bir paragrafımız var. Hemen P etiketini açtık, kapattık. Şurada yazan yazıyı direkt kopyalıyorum arkadaşlar. Kaydediyorum. Şu an dikkat ederseniz sayfamın görünümü şu şekilde. Hemen ikinci sütunu, ikinci satırımızı yazmaya başlıyorum. Diyorum ki orada da div class, öncelikle row'umuzu açıyoruz. Div class row dedikten sonra ne yapıyoruz? İlk sütunumuzu yerleştiriyoruz. Div class column şeklinde ilk sütunumuzu yerleştirdik. E hocam burası 3 sütundan oluşacaktı. Biz bir sütun yazdık. Normalde bu sütunun da şu yana gelmesi gerekmez mi? Hayır arkadaşlar. Çünkü ne yapacağız? Burada biz row kullanıyoruz. O nedenle alt sıraya gelecek. Div class column dedik. Bu sütunumuzda neler var? Dikkat ederseniz öncelikle bir
ikonumuz var. Sonrasında bu ikonun altında bir başlığımız var arkadaşlar. Sonra da şurada görmüş olduğunuz paragrafımız var. Biz şuraya arkadaşlar ikon header olarak düşüneceğiz. O nedenle biliyorum E3 class olarak buraya UI ikon header diyorum. UI ikon header dedikten sonra buradaki H3 elementin içerisine ikonumuzu yerleştiriyorum. İ class. Şimdi bu ikona hangi class'ları vereceğim? Şöyle yapalım önce. Mesela laptop. Laptop ikon diyelim arkadaşlar. Şimdi laptop ikon diyorum. Bu İ class'ından sonra bu başlığa ait olan content yazacağım şimdi. Onun için div class content diyorum. Div class content dedikten sonra bu content'in içerisine hemen ilk başlığımız olan web design'ı yazıyorum arkadaşlar. Sonra bu başlığın altına yine bir paragrafımızı açalım. Giriyorum. Şuradaki paragrafımızı kopyalıyorum. Ve buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Yerleştirdik. Bakalım görünümümüz nasıl? Dikkat ederseniz arkadaşlar görünümümüz bu şekilde. Şimdi şuradaki ikonumuza baktığımız zaman bizim ikonumuz nasıl arkadaşlar? Bu şekilde. Şimdi biz kendi CSS'lerimizi yazarak da bunu şuradaki sayfamızdaki olan ikonu bu hale getirebiliriz. Ama bu arkadaşlar Semantic UI'ın class'larıyla çok daha kolay. Hemen geliyorum şurada. Laptop ikon dedik ya. Buraya arkadaşlar Circular Inverted class'larını eklediğim zaman görmüş olduğunuz gibi logomuz istediğimiz hale geldi. Şöyle bir daire içerisine aldık ve invert diyerek siyah beyaz değişikliğini yaparak bu şekilde bir ikon elde ettik arkadaşlar. Hemen geliyorum şurada. Kodumuzda geliyorum. Şu sütunu alıyorum şu şekliyle. Sütunumuzu aldım. Ctrl C diyorum. Ctrl V iki kere yapıştıralım. İki kere yapıştırdık arkadaşlar. Ve burada ne diyeceğiz şimdi? Şimdi şuradaki laptop ikon var. Şuradaki bizim tasarımımız istiyor. Şurada bir mobile ikon var. Şurada da bir göz ikonu var arkadaşlar. Onların klaslarını yazalım. Bunları nereden buluyorduk biz? Semantic UI'ye geldiğimiz zaman şurada sol tarafta ikonu elementlerin içerisinde ikondan arkadaşlar burada ikonlara ait olan klasları bulabiliriz. Burada ikinci olarak benim kullandığım ne varmış orada? Mobile design ve branding demişiz. Geliyorum. İkinci başlığa şöyle mobile design olarak değiştirdim. Şuraya branding olarak değiştirdim. Buradaki ikonumuz laptop değil de mobile alternate arkadaşlar. Mobile alternate ikonu kullanacağız. Burada da inverted eye yani göz ikonunu kullanacağız. Kaydedelim. Ne oldu? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki yavaş yavaş yapımızı oluşturuyoruz. Şimdi neye geleceğiz? Şimdi dikkat ederseniz burada tasarımımızdaki içerikler ne halinde arkadaşlar? Tasarımımızdaki içerikler sağ yanaşık durumda. Hemen buradan geliyorum. Geliyorum burada UI
İlk açtığımız gridin içerisine arkadaşlar diyorum ki UI Center Aligned klasları eklediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi ne oldu? Buradaki arkadaşlar içeriklerimiz ortalandı. Ben peki neden gelip bunu şuradaki ana grid klasının içerisinde Center Aligned dedim? Çünkü ben bu grid yapısı içerisindeki tüm içeriklerin arkadaşlar ne olmasını istiyorum? Center Aligned şeklinde olmasını istiyorum. Bu nedenle görmüş olduğunuz gibi buradaki yapımızın tamamı ne oldu? Center Aligned şeklinde oldu. Şimdi buradan biliyorum, şimdi şurada CSS kodlarımızı verelim şimdi. Ne demiştik? Öncelikle sadece section class'ın kodlarını yazalım. Şimdi biz bu tüm sadece section class'ının tüm section'ları ekleyeceğimiz için bunu geliyorum arkadaşlar. Şöyle general settings'in altına yazıyorum. Sadece section class'ını. Burada ne yapacağız? Burada arkadaşlar yapacağımız şey yukarıdan ve aşağıdan ben boşluk vermek istiyorum. Hemen burada geliyorum, diyorum ki padding top 100 piksel import dedim. Aynı şekilde padding button'da 100 piksel important diyorum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yukarıdan ve aşağıdan 100 piksellik bir boşluk verdim section'ıma. Bunun haricinde görmüş olduğunuz gibi şurada olan başlıklarımız var arkadaşlar. O başlıkları biz dikkat ederseniz H2 ve H3 başlıklarımız var arkadaşlar. Geliyorum burada yine CSS kodumuza dönelim. Olmasın istiyorum bu H2 ve H3 başlıklarımızın. Öncelikle şurada yalnızca H2 ve H3 başlıklarımızı seçelim. Burada renk olarak bizim klasik rengimiz olmasını istiyorum öncelikle. E74C3C diyorum ve font weight olarak da arkadaşlar font weight olarak da 400 diyorum. Tabii bunlara da yine şu important ekleyelim ki baskın olması açısından. Ctrl C diyorum. Görmüş olduğunuz gibi ne oldu arkadaşlar? Burada ne yapmış olduk? Başlıklara renklerini ve font weight özelliklerini vermiş olduk. Şimdi tasarımımıza bakarsak en son başka ne eksiğimiz var? Ona bakalım. Dikkat ederseniz buradaki H2 başlığımız daha büyük arkadaşlar. H2 başlığımıza şöyle bir boyut verebiliriz. Ne diyelim? Biz bu H2 başlıklarımızı ne klası içerisinde almışız? Hemen bakalım. CG H2. Geliyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz yalnızca services section'da özel sanırım bu kodumuz olacak. Geliyorum şurada. Services section diyorum. Burada H2 nokta CC2 klası ne diyelim, şöyle font size olarak da 2.2 m diyelim, m olarak veriyorum değerleri, sonra da bunu important diyelim arkadaşlar, kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar services section'ımız burada tamamlanmış oldu. Yalnızca birkaç ekstra class daha vereceğiz.
Şimdi normalde bu derste anlatmayacaktım ama bu da arkadaşlar bu derste anlatayım. Şimdi geliyorum buradaki arkadaşlar sayfamın genişliğini bir küçülteyim. Sayfamın genişliğini küçültüyorum arkadaşlar. Küçültüyorum, küçültüyorum. Ne oluyor? Burada herhangi bir değişiklik olmuyor. Çünkü neden? Ben bunların küçük ekranda bu cluster'ın arkadaşlar küçük ekranda stackable şeklinde birbirinin altına kaymasını daha yazmadık. Bunun için arkadaşlar ne yapıyorum? Geliyorum buradaki gridimize arkadaşlar stackable class'ını verdim. Kaydediyorum. Geliyorum arkadaşlar, geliyorum, geliyorum. Dikkat ederseniz burada tam 797 pikselde ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki class'lar birbirinin altına geçiyor. Şimdi peki bunun tam olarak o pikselde olduğunu nereden biliyoruz? Hemen arkadaşlar geliyoruz. Şimdi Semantic UI'da container yapısına açtığımız zaman container'da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 768 piksel altında mobile, 769.91 tablet, 992.200 small monitor, 1200 pikselden yüksekliği de arkadaşlar large monitor şeklinde ilerliyor. Stackable class'ı şurada kullandığımız stackable class'ı arkadaşlar 768 pikseli gönderdiği andan itibaren tüm sütunları birbirinin altına geçmesini sağlıyor. Şimdi son olarak da ne yapacağız? Şurada dikkat ederseniz yazımız ne şeklinde arkadaşlar? Sütun ne yapıyor? Bu şimdi otomatik olarak üçte birini aldığı için sayfanın buradaki yazımız ne durumda? Buradaki sütunumuz yalnızca üçte birini kapsıyor. Bunun için arkadaşlar bunu şu klasları ekleyeceğiz. Bunu önlemek için. Hemen şimdi klasları yazayım. Diyorum ki 16 white mobile 12 white tablet ve 8 white computer. Computer class'larını yazalım. Kaydedelim arkadaşlar. Ne oldu bu kez? Dikkat ederseniz burası bilgisayar görünümünde ne olması gerekirdi? Normalde üçte birini kapsıyordu, değil mi? Ama ben bilgisayar görünümünde buna dedim ki 8 white, yani 8 birim genişliğinde olun. Toplam 16 birim genişliğini ne yaptı? 8 birim olarak sayfanın şöyle yarısını kapsayacak şekilde oldu. Diğerleri de tablet görünümünde. Mesela küçültüyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz şöyle alalım. Küçültüyorum. 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 Dikkat ederseniz tam şurada küçülmeyi bırakıp tablet görünümüne geçtiği zaman şurası bir genişlik kazanıyor. Sebebi ne? Tablet bölümünde 12 birimlik veriyorum. Yine küçültüyorum, küçültüyorum, küçültüyorum arkadaşlar. Bu kez mobil görünümde 12 birimin, şurada dikkat ederseniz görüyorsunuz mavi çizgilerle, 12 birimin tamamını almasını söylüyorum arkadaşlar. Services section'ımız bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.